Jandarma geliyor da kaymakam konağından. Çift jandarma geliyor. Burası göğe komşu dağların toprakları. Burası Karadeniz'in en yüksek kenti. Burası başı dumanlı dağların memleketi. Burası güzel Artvin. Diske vursam andamlarda kırmızı yanağımdan. Haydi canım, haydi yârim, gel benim nazlı yârim. Değişimden herkese merhaba. Bu hafta sizi Türkiye'nin en uç noktalarından birine getirdik. Burası Karadeniz'in en doğusu. Evet, işte arkamda güzeller güzeli Artvin'i görüyorsunuz. Artvin doğal güzellikleriyle her göreni kendine hayran bırakıyor. Peki Artvin nasıl değişiyor ve gelişiyor? Bu sorunun cevabı için lütfen bizi takip edin. Değişim başlıyor. Artvin, Doğu Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olarak çıkıyor karşımıza. Sisli dağlar selamlıyor bizi önce. İçten merhaba diyen Artvinlilerin sıcacık gönülleri sarıp sarmalıyor adeta. Artvin'de ilk fark edilen müthiş değişim. Türkiye son 10 yılda oldukça ciddi değişim ve dönüşüm içerisinde. Artvin de bu değişim dönüşümden elbette nasibini alıyor. Çünkü sahip olduğu potansiyel buna müsait, bu değişim dönüşme müsait. Gezdiğinizde göreceksinizdir. Çoruh Havzası, Enerji Havzası, Barajlar Havzası, Artvin barajlarıyla ve barajlar dolayısıyla yeniden yapılan yollarıyla yeniden şekilleniyor. Artvin, doğal güzelliklerini ekoturizme dönüştürmek için var gücüyle çalışıyor. Milli parklar yönüyle oldukça zengin bir şehir. İşte Hatile Vadisi Milli Parkı, Sahara Karagöl Milli Parkı, tabiat koruma alanları yönüyle oldukça zengin bir ilimiz. Artvin bütün bunları bir taraftan koruyarak ama öbür taraftan da insanların özellikle iç turizmin hizmetine sunma gibi bir gayreti var. Konaklama yönüyle belki sıkıntılarımız var ama ev pansiyonculuğuyla bunu Artvin'i aşmış durumda. Artvin insanı dışarıdan gelen evinde konuk edebilecek kültür ve anlayışa sahip bir topluluk. Gelin kameralarımızı Artvin ekonomisine büyük katkı sağlayan, Türkiye'ye ise enerji olarak destek veren baraj göllerine çevirelim. Çoruh demek Artvinliler için bereket demek. Çünkü Çoruh Artvin'in biricik ve değerli su kaynağı. Çoruh üzerinde şu anda faaliyette olan 14 tane baraj var. Bir tanesini hemen arkamda görüyorsunuz. Deriner Barajı. Deriner Barajı baraj duvarının yüksekliği sebebiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın da üçüncü büyük barajı. Aynı zamanda Yusufeli ilçesinde de yine çok büyük bir baraj inşaatı devam ediyor. Baraj göllerinin bazı noktalarına bağlantıyı sağlamak için bu arkamda gördüğünüz modern köprüler kurulmuş. Bu baraj gölleri Artvin halkının keyifli vakit geçirdikleri yerler. Özellikle hafta sonlarında son derece güzel ve keyifli oluyor buralar. Bu arada henüz bir su sporuna rastlamadım ama göller su sporları için son derece uygun görünüyor. Herhalde bu tip aktiviteler başladıktan sonra da çok daha fazla turist gelecektir bu bölgeye. Ve bir efsaneye kulak verin. Ferhat'la Şirin'in Artvin'deki hikayesine. Arkamdaki manzarada bir kale görebilene ödül vereceğim. Ödül de kalenin hikayesi. Şaka bir yana Ferhatlı Kalesi doğayla iç içe geçmiş durumda. Arkadaki kayanın üzerine kurulmuş bir ortaçağ kalesini andırıyor mimari olarak. Ama ne zaman, kimler tarafından yapıldığına dair net bir bilgi yok kale hakkında. Bugüne kadar hiç restorasyondan geçmemiş. Çok da ünlü bir hikayesi var aslında. Anadolu'da biliriz bu hikayeyi. Farklı farklı şehirlerde anlatılır. İşte burada da karşımıza çıktı. Ferhat'la Şirin'in hikayesi. Biraz daha farklı bir versiyon ama. Zengin kralın kızı Şirin'le fakir Ferhat birbirine aşıkmış. Ferhat kızı kraldan istemiş. Kral da demiş ki eğer kaleye aşağıdaki gölden su getirebilirsen kızımı sana veririm. Fakat bunu söylerken Ferhat'ın
yukarıdan aslında kayayı delmeye çalışacağını düşünmüş ki bu da imkansızmış. Ancak Ferhat bir akıllılık yapıp alttan delmeye başlamış ve tünelde de bayağı ilerlemiş. Bunu gören kral korkmuş ve kızına Ferhat'ın öldüğünü söylemiş. Bu acıya dayanamayan kız intihar etmiş. Kızın intiharını Ferhat'a söylediklerinde de Ferhat bu sefer kahrolmuş ve o da hayatına son vermiş. Bugün hala Ferhat'ın açtığı söylenen o tüneldeki demirler dışarıdan şu an bulunduğumuz noktadan bile görülebiliyor. Şimdi de söz Artvin Belediye Başkanı'nda. Artvin Karadeniz'in böyle köşesinde bir serhat ili, denizle dağların birleştiği inanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir tabiat. Tabii bu güzellikler, doğal güzellikler Allah'ın bir lütfu bize verdi. İşte bu doğal güzellikler içerisinde biz yerel yöneticiler, işte belediye başkanı, vali, Artvin'e hizmet eden insanlar, Artvin'de bir hedef seçtik kendimize. İşte Artvin turizm ve eğitim kenti olacak. Çünkü burada işte gördüğünüz gibi toprak yok. Tarım yapalım. Artvin iç kesiminde, yine sahil kesimimizde çay fabrikaları var. Ama iç kesimde fabrika da yok. O zaman bir şeyler yapmak lazım. Buradaki bir şeyleri değiştirmek lazım. Bir değişime ihtiyaç var. İşte bu değişimde Artvin'in hedef değişimi eğitim ve turizm kenti olması. Bu turizm, ekoturizm denilen işte bu doğal güzelliklerin, doğal değerlerin nedir bu? İşte Artvin'de kayak turizmi, kayak yapılan doğal pistlerimiz var. İşte barajlar yapıldı biliyorsunuz Türkiye ekonomisine. Enerji anlamında büyük katkısı olan Çoruh Vadisi üzerindeki 15 katrilyonluk bir enerji projesi. Tabii bundan niye söz ediyorum? Baraj gölleri yapıldı. Göller deniz gibi Artvin'de. Bu göller üzerinde su sporlarını düşünün. Teknelerle turlar yapıyorsunuz. Aynı Akdeniz'de olduğu gibi yavaş yavaş başlıyoruz. İşte yayla potansiyeli. Yaylalarımız, derelerimiz, şelalelerimiz, göllerimiz, kayak merkezimiz. Bunların hepsi işte ekoturizm değerleri. Sarp sınır kapısından bir başka ülkeye komşusunuz. Yani bu ekoturizmi geliştirirken, eko değerleri tanıtırken gelen turistlere bir başka ülkeyi görme fırsatını da sunuyoruz. Yüksek dağların kenti Artvin'de yolumuza Arhavi ile devam edelim. Arhavi deyince akla ilk gelen elbette Cihada. Hemen arkamda gördüğünüz dağ Cihada. İşte başı bulutlara değmek üzere. Üzerinde bir kale bulunuyor. Cihan Lazca'da zaten kale anlamına geliyor. Kalenin Cenevizliler zamanında yapıldığı düşünülüyor. İçerisinde 50 askeri barındırabilecek bir mimariye sahip. Bu sebeple de deniz ticaretini kontrol etmek amacıyla yapıldığı söyleniyor. Fakat kaleyi buradan göremiyoruz çünkü çok sık bir ormanlıkla kaplı kale. Arhavi'nin tarihi merkez camisinin önündeyiz ve yanımızda Arhavi Belediye Başkanı Sayın Coşkun Hekimoğlu var. Öncelikle Arhavi'yi daha yakından tanıyabilir miyiz? Çok fazla değere sahip Arhavi tarihi ve turistik. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İlçemiz artık Karadeniz'in iyice doğusunda, Doğu Karadeniz'in de doğusunda yer alan en doğudaki ilimiz olan Artvin'in sahildeki şirin ve güzel ilçelerinden biri. Coğrafi konumları açısından sahip olduğu elverişli arazileriyle dikkat çekiyor ve bu açıdan aynı zamanda Karadeniz'de Karadeniz'in dalgalarıyla buluşan toprakları aynı zamanda da 3400 metrede zirvelerle buluşuyor. Biz değişimi şöyle bazı değerlerimizi kaybetmeden, örneğin doğal güzelliklerimizi, çevresel değerlerimizi kaybetmeden, kültürel zenginliklerimizi kaybetmeden yaşam olanaklarımızı, ulaşım olanaklarımızı, hayat standartımızı geliştirerek ve mümkünse biraz önce saydığım çevresel güzelliklerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürel güzelliklerimizi tanıtarak, onları kullanıma açarak, koruyarak, kullanarak
koruma kullanma dengesine dikkat ederek bir değişimi ve aynı zamanda da bir miktar ekonomik girdiği sağlamaya çalışıyoruz. Gudeli bölgeye has bir ürün. Meyve bahçelerinde meyve toplanırken kullanılıyor ama aslında bu gördüğünüz basit zannedilen sepet bile bölge insanının zekasını gösteriyor. Nasıl mı? Buna az sonra cevap vereceğiz. Öncelikle gudelinin nasıl yapıldığını öğrenelim. Yabani fındıkların 2 yıllık ya da 3 yıllık fındıkların en az baş parmak kalınlığında olanlarını kesip topluyoruz. Dalsız olması gerekiyor. Daha sonra onun işte uç tarafından dalları temizlendikten sonra çıtlatılarak, çatlatarak işte dış şeritlerini alıyoruz. Kabukları soyuluyor. Ebatlarına göre yatay dikey bölündükten sonra örmeye geçiliyor. Şu dizmeler önce hazırlanıyor. Dizmelerin daha kalın olması gerekiyor. Dizmelerin ucu sivriltildikten sonra şu topuz. Topuzlar tek sayıda deliniyor ve bunlar oraya yerleştiriliyor. Kalınlaştırıp genişlettirdikçe açıyoruz belli bir ölçüde. Daha sonra eşit mesafede ilerletiyoruz ve çatısını sarmaşıkla bağlıyoruz. Beni şu anda çocukluğuma döndüren bu taş bebekler Arha Oyun'un en önemli değerlerinden aynı zamanda. Yanımızda Halk Eğitim Müdürü Sayın Hasan Hüsnü Özcan var. Bu bebekleri bir anlatalım. Bu kültürün kaç yıllık parçası bebekler? Şimdi taş bebekler tabii daha önceden yani yurdumuzun her yöresinde yapılıyordu ama bu bizim taş bebek, yöresel taş bebek. Temel ile Fadime'den başladık. 3 yıl öncesinden belediye başkanımızla beraber işbirliği yaparak işte kurs merkezlerini oluşturduk. O işte 3 yıldan beri yani yaklaşık 10 bine yakın taş bebek ürettik ve Türkiye'nin her tarafında rağbet gördü. Denizden topladığımız taşların ham hali, iskelet hali. Bunları ertesi gün kuruduktan sonra yani eklem yerleri giydirme işlemi yapıyoruz şu şekilde. Daha sonra hani hayal gücüne bağlı ne istiyorsan ona göre boyuyoruz. Ve Artvin'deki keyifli yolculuğumuz sürüyor. Hemen arkamda Arhavi Ortacalar'daki çifte köprüleri görüyorsunuz. Gerçekten Arhavi için çok önemli değerler bu köprüler. 18. yüzyılla tarihleniyorlar. Coğrafyanın gerektirdiği kemerli ve yüksek yapıdalar. Peki efendim bu köprüler bunca yıldır nasıl dayanmışlar? Bunu sormak gerekiyor aslında. Bu tamamen yapımında gizli. Mimarların anlattığına göre buraya önce kalıp konuluyor, sonra altına taş diziliyor. Ama taşlar söndürülmüş kireç ve yumurta akıyla örülüyor. Daha sonrasında köprünün tam orta noktasına bir denge taşı konuyor ve taştan aşağıya bir zincir uzatılıyor. O zincirin bir parçasını şu anda görebiliyoruz ve o zincirin ucuna da bir sepet bağlanıyor. Sepetin içine taş ve su konuyor. Suyun 3 kere buharlaşması gerekiyor. Eğer o sepeti daha önce kaldırırsanız köprü çöküyor ama 3 buharlaşmadan sonra artık köprünün sağlamlığı kanıtlanmış oluyor. Artvin'in sahil ilçesi Hopa'dan iç kesimlere yani Artvin merkeze giden yolun üstündeki can kurtaran mevki diye anılan bölgedeyiz. Şu an bulunduğumuz yer Alman virajı olarak biliniyor. Burada araçlar neredeyse 360 derecelik bir dönüş yapıyorlar. Zaten bu sebeple de buradaki kaza haberleri basına çok fazla yansıdı geçmişte. Fakat bir süre sonra artık bu kaza haberlerini görmeyeceğiz. Çünkü can kurtaran tüneli yapılıyor efendim. Türkiye'nin en uzun tüneli olacak. 6,5 kilometre uzunluğunda olacak. Ve bu tünel yapıldıktan sonra sadece tehlikeli madde taşıyan araçlar bu yolu kullanacak. Normal araçlar bu tünelden Borçka ile Hopa arasındaki ulaşımı sağlayabilecek. Burası tünelin Borçka tarafındaki girişi. Çalışmalar bu bölümde hala devam ediyor. Hopa tarafındaki çalışmalarsa çoktan bitti. Çok ufak detaylarla uğraşıyorlar. Gerçekten bu tünel buranın veya bu dağların kaderini değiştirecek. 20 kilometrelik bir dağ yolundan kurtaracak yolcuları. Şöyle söyleyeyim, az önce Alman virajında anons yaptıktan hemen sonra
az daha bir kaza alıyordu. Allah korusun ki son dakikada önlendi ama tabii o önlendi, başka kazaların önüne geçilemiyor. İşte bu tünelden sonra artık böyle kötü olaylarla dilerim ki karşılaşmayacağız. Bu güzel kent ne anlatmakla bitiyor ne de gezmekle. Doğanın en güzel renkleri bu kentte. Artvin'in iç kesimde yer alan ilçelerinden biri olan Ardanuş'tayız. Ardanuş tarihi öneme sahip bir ilçe. Özellikle kalesiyle ve bölgedeki ilk cami olan İskenderpaşa Camisi'yle turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gelin şimdi ilçeyi birlikte gezelim. Hemen arkamda Ardanuş Kalesi'ni görüyorsunuz. Gevhernik olarak da isimlendirilmiş aynı zamanda bu kale. Gevhernik, maden, cevher demek. Kalenin çevresinde de gümüş madenleri var. Büyük ihtimalle buradan almış ismini. Kale M.Ö. 5. yüzyılda tarihleniyor. Önemli bir kale bölgede. Stratejik bir konumda. Gürcü krallarına da başkentlik yapmış zaten. 1551 yılında Osmanlı tarafından fethedilmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın da kitabesi bulunuyor kalede. Hiçbir restorasyondan geçmemiş. O yüzden şu anda biraz harap görünüyor. Doğu Karadeniz'in bence en eski tarihi mekanı da Ardanuş ve Gevhernik Kalesi. Yalnız tanıtılmaya ihtiyacı var. Şu an arkeolojik sit alanı ilan edildi. Ama eski tarihi eserlerin İskenderpaşa Camisi dışında çok az bir kalıntı var. Onların gün ışığına çıkarılmaya ihtiyacı var. Ardanuş ilçesindeki İskenderpaşa Camii'ndeyiz. Cami büyük bir önem taşıyor çünkü bu bölgede yapılan ilk cami olduğu söyleniyor. 3. Halife Hazreti Osman zamanında Müslüman Araplar tarafından yapılmış. 1551 yılında Erzurum Beylerbeyi İskenderpaşa tarafından onarımdan geçirilmiş ve 1553'te de ibadete açılmış. O zamandan beri de burada ibadet sürüyor. Artvin, Ardanuş arasında bulunan Cehennem Deresi ve Cehennem Kanyonu son derece etkileyici doğal oluşumlar. Az sonra içeriye girip birlikte gezeceğiz ama yüksekliği görebiliyorsunuzdur. Buraya cehennem denmesinin bir anlamı var elbette. Bir zamanlar yol buranın üstünden geçiyormuş ve o yoldan düşen biri olduğunda kurtarılması neredeyse imkansızmış. Bu sebeple de halk buraya Cehennem Kanyonu adını takmış. Hadi gelin şimdi içeri girelim. Evet, kanyonun içerisindeyiz. Gerçekten cehennem gibi bir korku tüneline girmiş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Bulunduğumuz yer aydınlık fakat hiç ışık olmayan yerler var. Çünkü kanyonun tepesinde gökyüzünü göremediğiniz yerler var. Bu şekilde çok uzun bir koridor boyunca gidiyorsunuz. Ama bu arada lütfen dikkat. Çünkü buranın sakinleri yılanlar ve akrepler buraya gelirken mutlaka hazırlıklı gelin. Buna göre kıyafetlerle gezin kanyonu. Ve Şavşat. Burası için cennet köşe diyenlerin sayısı epey fazla. Şimdi de sizi yemyeşil bir yerleşime getirdik. Burası Şavşat. Şavşat aynı zamanda Türkiye'nin en kuzeydoğusundaki ilçelerimizden biri. İnanılmaz bir doğa var. Farklı farklı doğal güzellikleri var Şavşat'ın. Buranın buzul gölleri mesela çok ünlü. Aynı zamanda Şavşat evleri de güzellikleriyle her göreni kendine hayran bırakıyor. Gelin şimdi Şavşat'ı birlikte gezelim. Şavşat'ı görmeden ölmek, cenneti görmeden ölmek demektir. Şavşat'ın insanları çok önemli insanlardır. Misafirperver insanlardır.
büyüklerini, devletini, bayrağını, sınırlarını seven insanlardır. Okumaktan başka çaresi olmayan insanlardır. Şavşat'ın coğrafya yapısı biliyorsunuz engebeli ama çok yeşil. Dağları, ormanları, yabani hayvanları. Kesinlikle biz Şavşat'ta bir yükseokulun yapılmasını, fakültenin yapılması taraftarıyız. Turizmin genişlemesi, büyümesi taraftarıyız. Hemen arkamda Şavşat'ın meşhur evlerinden iki tanesini görüyorsunuz. Mimari açıdan baktığımızda bu evler ahşaptan yapılıyorlar. Genellikle iki katlı oluyorlar. Üst katta yöre halkının ayvan dediği ve üç tarafı çeviren bir balkon var. 1975'te Şavşat'ta çok büyük bir yangın olmuş ve bu yangının neticesinde Şavşat merkezindeki pek çok ev yanmış. Bugün kalanlar bir elin parmaklarını geçmiyor sayı olarak. Ancak köylerde pek çok Şavşat evine rastlayabiliyorsunuz. Eğer hiç rastlayamazsanız da merkezden işte benim şu anda elimde olan gibi bir örnek ev alıp ev sahibi de olabilirsiniz. Şavşat evlerinin özellikleri nelerdir? Şavşat evlerinin en birinci özelliği bir kere çok sağlıklıdır. Ahşap olması dolayısıyla yani normal bir evde 5 saate aldığın uykuyu bu evde 2 saate alırsın. En önemli yanı budur. Şavşat evlerine en güzel örnek Kocabey köyündekiler. Köyünüz çok güzel. Hep böyle eski evler var galiba değil mi burada? Evet. Ekseri eski evlerdir. Mesela şu bina 180 yıllıktır. Moderiz. Moderiz. Yani bunun çok nasıl eski. Dayanıyor bu evler? Ahşap ekseri su almadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Ve özellikle çıradır yani şeyleri. Çam. Buranın havası suyu çok güzel. İstanbul'la burayı bir şaşalıyla alıp içiyorsun. Nasıl olduğunu bilmiyorsun. İstanbul'a gidince tekrar alışmak zor oluyordur o kadar. Alışamıyorsun ama ne yapacaksın? Mecbur. Bir doğa harikası olan Karagöl'deyiz. Aslında Türkiye'de Karagöl adında çok fazla göl var. Hatta Artvin'de bile iki tane. Bir tanesi şu an bulunduğumuz Şavşat'taki Karagöl, diğeri ise Borçka'da. Karagöl adını suyunun renginden almış. Derinliği 30 metre civarında. Son derece keyifli bir alan düzenlenmiş çevresinde. 1 kilometrelik çok yorucu olmayan bir yürüyüş parkı var. Karagöl içerisinde sazan balığı var. Ama bunun yanı sıra 11 ayrı çeşit akvaryum balığı var. Bu gerçekten şaşırtıcı. Bir zamanlar burada görevli olan birinin göle akvaryum balığı attığı söyleniyor ve o balıklar da göle uyum sağlamışlar. Bugün çok rahatlıkla göl kenarında görülebiliyorlar. Ve biraz da müzik zamanı. İçinde yar sesi var. Kurban olurum Artvin'e. İçinde yar sesi var. Artvin insanı sevincini, mutluluğunu, kederini, acısını hep müziğe, türkülere anlatmış. O yüzden yöre türkü anlamında çok zengin. Şimdi yanımızda Sayın İbrahim Özbayrak var. Bayağı bir türkü var değil mi Artvin yöresinde? Artvin'e ait çok güzel türküler vardır. Yani gördüğünüz gibi zaten doğasından belli. Folkloruyla, evet. Türküleriyle çok ünlüdür Artvin. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Çift jandarma geliyor da kaymakam konağından. Fiskey vursam kan damarda kırmızı yanağından. Fiskey vursam kan damarda kırmızı yanağından. Borçka'dayız. Nehir kıyısına kurulmuş, suyla beraber yaşayan, etrafı yemyeşil dağlarla çevrili bir ilçe burası. Her ne kadar ilçenin içinde betonarme binaların çokluğu fark edilse de dışına doğru çıktığınızda, çevresini gezdiğinizde farklı farklı güzellikler sizi bekliyor.
Birbirinden güzel çiçekler, farklı farklı bitki türleri ve ormanlar. Borçka'nın çevresi gerçekten yeşil bir cennet gibi. Doğal güzellik dediğimizde burada ilk akla gelen Karagöl. Karagöl ile Borçka arası 25 kilometre. Fakat bu 25 kilometrelik yol bile size kendinizi sanki bir yeşil denizde yüzüyormuş gibi hissettiriyor. Bu arada farklı farklı da sürprizleri var tabii doğanın. İşte arkamda gördüğünüz şelale bunlardan biri. Yol kenarında görünce şaşırdık. Çok yüksekten akıyor. Tahminen 50 metre, 40 metre arasında bir yükseklikten akıyor. Ama tam bir doğal güzellik. Borçka Dağları'nda toprağın sunduğu nimetlerden biri de bal. Burada yoğun olarak kestane balı yapılıyor. Ancak şu an bulunduğumuz yükseklikte, yani tahminen 1000 rakımdayız, çam balı yapılıyor. Burada da işte kovanları görüyorsunuz. Doğanın bu kadar cömert davrandığı çok az yer gördüm. İşte o yerlerden biri de burası. Yol boyunca yeşilin her tonunu görebiliyorsunuz ve her taşın altından su fışkırıyor. İşte gördüğünüz gibi pek çok şelaleye rastlıyorsunuz ve sisten dağların başı görünmüyor. İnanılmaz bir manzara. Evet, değişim kendini her yerde gösteriyor. Karagöl yolunda bir noktada yolumuz kesildi yukarı çıkarken. Çünkü arkadaşlar burada bir yol çalışması gerçekleştiriyorlar. Gerçekten tırmanması zor bir yol bu. Ancak onların döşediği taşlarla bundan sonra Karagöl çok daha rahatlıkla ziyaret edilebilecek. İşte Karagöl. Burada zaman duruyor dersek hiç de abartmış olmayız. Hem zaman duruyor ve huzur aslında ne demek? İşte insan onu bir kez daha burada öğreniyor. Yol yapan arkadaşların yardımı ve aracıyla Karagöl'e ulaştık. Bizim Karagöl'e ulaşmamız biraz zor oldu. Ama siz bu programı izlerken o yol bitmiş olacak ve rahatlıkla ziyaret edebileceksiniz Karagöl'ü. Şunu söylemek gerekiyor. Karagöl aslında bütün zorluklara değer. Ben fazla konuşmayayım. Lütfen sadece arkamdaki manzaraya bakın. Gerçekten bir doğa harikası. Burada ahşap bir iskelede bulunuyoruz şu anda ve hemen altında balıkları görebiliyorum. Çok fazla sayıda balık var burada. Aynı zamanda Türkiye'de çok ünlü bir dizinin de platoluğunu yaptık Karagöl. Bu anlamda da ünlü ve çok fazla ziyaret edilen bir yer. Yani doğal bir film seti aslında burası. Evet, Karagöl'de bir yağmur yakaladı bizi. Aslında yaylalarda böyledir. Sis çökeceği zaman öncesinde bir yağmur yağar. İşte o yağmur yağıyor. Karagöl eminim her mevsimde çok güzeldir ama yağmurda da başka bir güzelmiş. Borçka Karşıköy'deyiz. Karşıköy neresi derseniz hemen arkamda suyun altında. Muratlı Barajı'nın su tutmasıyla su altında kalan köylerden biri Karşıköy. Onun bir zamanlar burada olduğuna dair izleri ise hemen arkamda görüyorsunuz, bir fabrika bacası ve bir minare. Baca bir çay fabrikasına ait devasa bir fabrikaymış. Minare ise Karşıköy Merkez Camii'nin minaresi. 56 metrelik bir minareymiş. Bugün 20 metresi suyun üstünde. Bir zamanlar köylüler bu minareye elektrik çekip ezanı buradan okuyorlarmış. Hatta elektrik kesik olduğunda da müezzin kayıkla minareye gidiyormuş. Fakat şimdilerde ne yazık ki minareden artık ezan sesi yükselmiyor. Karşıköy sakinlerinden Ali Yüksel'le birlikteyiz. Ali abi, benim herhalde hayatta gördüğüm en şaşırtıcı manzaralardan bir tanesi bu. Peki baraj su tutmadan önce bu köy nasıl bir köydü? Bu köy bayağı bir kalabalık vardı. İşçi, fabrikada çalışan işçilerimiz vardı. 3-4 tane marketimiz vardı burada. Köylüler bayağı ihtiyaçlarını burada görüyorlardı.
Baraj olduktan sonra, tutulduktan sonra tabii ki istimlak edildi bayağı arazılar, evler tamamen su altında kaldı. Parasını alan arkadaş, komşularımız büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldılar. İsteyenler tabii ki burada yatırım yaptılar. Bayağı bir şeyler var ama eski pozisyonların olması mümkün değil tabii ki. Yeni bir köy kuruldu ama değil mi? Tabii ki. Devamı, aynı köyün devamı yukarıya doğru kurulmuştur. Yeni camımız yapıldı. İşte bir bakkalımız var orada. Yani baraj kurulan yerlerin hali ne olur? Ve hopa, Karadeniz'deki son sınır kapısı. Artvin'in Şirin Sahil ilçesi Hopa'dayız. Hopa, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesini Gürcistan'a bağladığı için stratejik bir öneme sahip. Sarp sınır kapısı buradan 15 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda Hopa çok köklü bir tarihe de sahip bir ilçe. Buranın adını Yavuz Sultan Selim koymuş. Yavuz Sultan Selim Trabzon valisiyken Batum'a sefer düzenlemiş. Bu sefer sırasında Hopa'nın üstündeki dağlarda konaklamış ve şehri gördüğünde hop demiş şehre. Hop da Acemce'de güzel demek ki hiç de haksız değilmiş. Hopa Limanı önemli limanlardan biri bölgedeki. Yükleme, boşaltma, iç ticaret, ithalat, transit ticaret ve antrepoculuk gibi bütün deniz hizmetleri buradan yürütülebiliyor. Liman yap işlet modeliyle yapılmış özel bir şirket tarafından işletiliyor. Hopa doğunun ve güneydoğunun bir kapısı artı kuzeydoğuda sınır kapısı. Transit ticaretin en yoğun olduğu, uluslararası taşımacılığın en yoğun olduğu bir ilçe. Yani Türkiye çapında birinci sayılacak ilçe. Peki önemli değişim projeleri nedir Hopa'da? Hopa'da trafikle ilgili, parklarla, yeşil alanla ilgili sıkıntılar vardı. Bunları yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Otoparklar, parklar, yeşil alanları şehir düzenine, merkezine katmaya çalışıyoruz. Hopa dediğimizde ilk aklı gelen isim hiç şüphesiz ki Kazım Koyuncu. O sadece Hopa'nın değil, tüm Karadeniz'in sesiydi. Çernobil patlamasından sonra teker teker patlak veren kanser vakalarına ve hastalara yardım için konserler, konferanslar, seminerler düzenledi. Ve ne yazık ki bir sene sonra kendisinin de kanser olduğunu öğrendi. Çok genç yaşta. Henüz 33 yaşındayken de hayata gözlerini yumdu. O Karadeniz müziğiyle rock müziğini birleştirmiş, farklı bir sound oluşturmuştu. Şarkıları sadece Karadenizlilerin değil, tüm Türkiye'nin kalbine işledi. Bugün de hala onun şarkılarını dinlerken yüreklerimiz titriyor. Bu vesileyle Kazım Koyuncu'yu bir kez daha anıyoruz. Ruhu şad olsun. Eğitim Artvinliler için büyük önem taşıyor. Kentin eğitim seviyesi yüksek. Artvin'de üniversite önemli bir yatırımcı kuruluş olarak da algılanıyor. Yani yaptığı yatırımlarla, yarattığı gelirle iktisatta çoğaltan etkisi denir. Yani kentin ekonomisine çoğaltan etkisiyle bir etki ediyor, değer katıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi 12-15 bin öğrenciye sahip olacak gelecekte, sahip olacak iyi bir üniversite olmayı hedefliyor ve bu yolda hızla ilerliyor diyebilirim. Artvin ekonomisinin geldiği noktayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı anlatıyor. Son zamanlarda gelişen, parlayan yıldızı turizm olarak öngörülmekte olup son zamanlarda turizm yatırımlarını, yatırımcılarını çektiğimiz süreçte doğa turizmi, yayla turizmi, alternatif turizmi, kültür turizminde değişik çeşit, alternatif ürün çeşitliliği çok zengin olduğundan turizmcileri buraya çekmek istiyoruz. Ya doğal güzelliği açısından bizim yaylalar görülmesi gereken yerlerdir. İnsanlar yani gelsinler bir görsünler. Ben hatta şöyle diyorum, her Artvinli yılda bir sefer Artvin'e gelecek olsa
Kesin rakam bilmiyorum ama 5 milyonun üzerinde Artvinli var dünyada. Bu 5 milyon turist demektir. Yani en azından gelip hem kendi memleketini görecek, kendi yaylasını görecek. Hem de müthiş güzeldir ya. Ya o güzellikleri insan görmezden ölmemeli bence yani. Görmeli o güzellikleri. Artvin'deki yolculuğumuz sürüyor. Artvin'e geldiğinizde ilk dikkatinizi çeken Ulu Önder Atatürk'ün bu arkamda gördüğünüz heykeli oluyor. Çünkü bu heykel dünyanın en büyük Atatürk heykeli. Artvinli bir hayırsever olan Sıtkı Kahvecioğlu tarafından yaptırılmış. Gürcü heykeltıraşlar tarafından yapıldı. Aynı zamanda Türk mimarlar da çalıştı. Heykelimizin dış yüzeyi 10 ton bakır malzemeden kaplandı. İçinde de 14 tonluk çelik konstrüksiyon olarak iskeleti yapıldı. Ve kayda üstüne sırasıyla monte edilerek dışarıda bakır tabakaları halledilerek yapıldı. Artvin ilk başlarda yayla olarak kullanılıyormuş. Mimarisi de yayla tipi evler ve konaklardan ibaretmiş. Fakat zaman içerisinde bu evlerin yerini yüksek katlı betonarme apartmanlar almış. Malum arazi yokluğu sebebiyle. Bugünlerde eski Artvin evlerine dair çok fazla örnek göremiyoruz Artvin merkezinde. Biz şu anda tarihçi Mehmet Genç'in adını taşıyan Artvin Kültür Evi'ndeyiz. 1800'lü yıllarla tarihleniyor bu konak. Ahşap ve taş karışımından yapılmış ve Artvin'in geleneksel evlerinden izleri içerisinde bulabiliyorsunuz. Senenin şampiyonu boğayı yani rüzgarı görüyorsunuz ve yanımda da sahibi Rüstem Güven var. Tebrik ediyoruz önce. Sağ olun. Bayağı zorlu güreşlermiş galiba, evet, değil mi? Evet. Peki neden yapılır bu güreşler? Bu insanların birbirine kaynaşması için bir festival amaçlı. Bir de bu yaylaya gitmeden önce de yine aynı böyle hayvanlar güreş yapılırdı birbirine kaynaşması için hayvanların. Burada da insanlar bu mesela Türkiye'nin dört tarafından yurt dışından dahi festivale geliyor. İnsanlar işte birbirine kaynaşması için bir festival düzenleniyor. Boğa Festivali ile ünlü bir şehirden sevdiklerinize götürebileceğiniz en geleneksel hediye hiç şüphesiz ki bir boğa heykelidir. Bu elimde gördüğünüz gibi. Ihlamur veya Kanada kavağı, yumuşak dokulu ağaç kullanıyoruz. Yonması daha kolay. Onun için yumuşak ağaç, beyaz ağaç, geniş elyaflı, daha rahat işlemesi yapılıyor. Bir bıçak yardımıyla da herhalde şekil veriyoruz. Bir bıçak yardımıyla 3-4 saatte bu safhaya getirebiliyoruz. Ve yemek zamanı. Artvin'in bir ünlüsü yatık döner. Artvin'de yemek deyince ilk akla gelen yatık döner. Yatık dönerin nasıl yapıldığını Aydın Usta'dan öğreneceğiz. Evet Aydın Usta, buraların herhalde en meşhur yemeği değil mi, evet, yatık döner? Yatık döner bir bölgenin en meşhur yemeklerinden biri. Fakat zaman mefhumu yok yatık dönerde herhalde. Sabahta akşam yemeği. Evet, evet, kahvaltıda bile tüketilir bu bölgede yatık döner. Peki nasıl yaparız bu yatık döneri, anlatır mısınız? Şimdi önce kuzu eti kullanıyoruz. Yani bu yatık dönerde en büyük özelliği kuzu etin ben olması. İşte etimizi, normal kuzu etimizi güzel terbiye ederiz biz. Evet. Evet, terbiyesinden fazla baharat kullanmayız. Sadece karabiber, pul biber, etin özelliği bozulmasın diye. Normal döner şeklinde açarız. Böyle işte gördüğünüz gibi bir şişe şey yapar, aynı bu şekilde pişiririz. Artvin'in tadı damakta kalan bir lezzeti daha var ki o da kuymak. Pınar Gülenç'le birlikteyiz ve kuymak yapacağız. Kuymak yörenin en ünlü yemeklerinden biri, evet, değil mi? Aslında bizim burada kuymak çeçil peynirinden yapılır ama biz bunu kaşardan yapıyoruz. Tereyağını mısır ununu kavurarak, kavurduktan sonra daha sonra içine kaşar atıp suyunu koyup kaynatıyoruz. Peki şimdi mısır ununu attık zaten tereyağının içine. Tereyağının içine attık. Bu kavrulmaya devam edecek böyle. Ne kadar kavrulacak?
En az 3-4 dakika kavrulacak böyle. Gelelim Gürcistan sınırına. Artvin'e gelip de Sarp sınır kapısından bahsetmemek olmaz. Karadeniz'in kıyısında Gürcistan'la Türkiye sınırındaki kapı burası. Adını bulunduğu köyden almış. Hatta sınır ilk koyulduğu zaman köy ikiye bölünmüş. Bununla ilgili pek çok da hikaye duyduk. Sınır kapısı ilk defa 1988 yılında açılmış. 2011 yılından bu yana da Türkiye ve Gürcistan vatandaşları sınır kapısından pasaport kullanmadan sadece nüfus cüzdanlarıyla geçebiliyor. Gürcistan'a açılan kapı olmanın yanı sıra bütün Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya açılan uluslararası karayolu da buradan geçtiği için kapı ayrı bir önem teşkil ediyor. Sarp sınır kapısıyla Hopa arasında kalan Kemalpaşa'dayız. Kemalpaşa için aslında Doğu Karadeniz'in tekstil başkenti diyebiliriz. Ünlü markalardan en ucuz fiyatlı ürünlere kadar tekstil adına ne ararsanız Kemalpaşa'da var. Özellikle Gürcistan vatandaşları buraya alışveriş yapmaya geliyorlar. Türkiye'nin cennet köşesi Artvin. Göğe yakın dağların kenti. Zirveleri sisli dağların. Yeşilin her tonu var bu diyarda. Ve güzel insanları karşılıyor sizi içten bir merhabayla. İşte gönülden davetle geliyor. Mutlaka her Artvinli, dışarıdaki her Artvinli mutlaka senede bir kez olsun Artvin'e, memleketine gelmeli. Ama gelirken de yanında mutlaka şehrinden bir kardeşini, akrabasını, eşini, dostunu da buraya getirip bu şehrin güzelliklerini göstermelidir diye düşünüyorum. Hem buradan doğa severlere hem de Artvin'den göç edip diğer yerlere yerleşmiş Artvinlerin dostlarıyla birlikte Artvin'e davet ediyorum. Yani hem memleketlerine olan hasretlerini gidersinler hem de doğa severleri yanlarına getirip gönüllü turizm elçiliği yapsınlar Artvin içinde. Buradan TRT aracılığıyla sesleniyorum. Tüm Türkiye halkına sesleniyorum. Tüm doğa severlere sesleniyorum ve davet ediyorum. Tarihi, kültürü, yemyeşil yaylaları ve sıcakkanlı insanlarıyla Artvin gerçekten bir hazine. En azından insan hayatında bir kez gelinip görülmesi gereken bir şehir burası. Bizler için artık Artvin'den ayrılma zamanı geldi. Burada bulunduğumuz süre boyunca bizden ilgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Artvin halkına çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir şehirden merhaba diyeceğiz size. Bir sonraki buluşmamıza kadar hoşça kalın. Koşar çoruh deli gibi, küçük çocuklar yüzer. Bahar aylarında çoruh bir başka güzel. Koşar çoruh deli gibi, küçük çocuklar yüzer. Bahar aylarında çoruh bir başka güzel. Biz Artvinliyiz, özümüz sevgi canım, sözümüz sevgi. Artvinliyiz, özümüz sevgi canım, sözümüz sevgi. Demişim senin çam kokan nefesini, ılık essen seherini, oy canım oy. Nasıl özlemişim senin çam kokan nefesini, ılık essen seherini, oy canım oy. Biz Artvinliyiz, özümüz sevgi canım, sözümüz sevgi. Biz Artvinliyiz, özümüz sevgi canım, sözümüz sevgi.